Evet değerli konuklar, sırada 86 numarayla 1720 yılında ünlü heykeltıraş Johann Elliot'ın tasarlamış olduğu Mason Bee porselen var. Açılışımızı 500 dolardan yapıyoruz. Bu kıymetli porselen için 500 dolar veren var mı? Evet, evet 500 geldi. Arttıran yok mu? 550. Evet, evet 550. Var mı arttıran? Bu kıymetli porselen için arttıran yok mu? Çok güzel parça. Evet bakıyorum 1000 geldi. Ateş. 1000 geldi. Evet. Senin evet, için Esat. 1250 görüyorum. Evet. Porselene söyledim. Geldi. Evet. Hmm. 1750. Kınalı senin kafanda kırsın o porseleni de. Bu kıymetli porselen için arttıran yok mu efendim? 2000 dolar geldi. Evet 2000 dolar geldi. Var mı arttıran? Evet. 2500. 2500 geldi. 3000. 3000 geldi. Evet 3000 dolar. Bu kıymetli porselen... Tükireyim ben böyle işe ya. Var mı arttıran? Aga yemin ediyorum şunun aynısı kapalı çarşıda 33 lira ya. Bu kıymetli porselen için... Tarihi eser bu Mücahit. Ya bırak eylem. Çalıntı değil mi bunlar? Satıyorum. Dümenciler hem çalıyorlar hem burada böyle artistik hareketler. Bak 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 şu mezatçının havalara bak havalara bak. Satıyorum. Evet 4000 dolar geldi beyefendiden. Elinde de tokmak kendini ağır ceza hakimi zannediyor. Seni sıktı. Bütün hasbinallah. Satıyorum. Sen de haklısın. Satıyorum. 4500. 4500 geldi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm. 4500 dolara bu değerli nadide eser beyefendinin oldu. Tebrikler beyefendi. Şunu gidip halledeyim ben. Bekle evet, burada. Şimdi sıra 87 numaralı eserimizde. 87 sağa sola bakma, önüne bak. Kalma, nadide bir geliyorum. Bu eser için açılışımızı 1500 dolardan yapacağız. Gözlük kızın önünde. Var mı arttıran? Hadi kara batak. Evet efendim 1500. Bir de biz görek şu kara batağa bakayım. Arttıran yok mu? 2000 geldi. Kara batak sahnelere geri döner. Satıyorum. Gözüm üzerinde abartma fazla. Evet. Artık görevine gerektirirse eylemciğim. Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Evet 2250 geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Selam. Arttıran yok mu? Birine benzettiniz evet. Sanırım. Kime benzettim, kime benzettim, kime benzettim? Evet efendim, arkadardan görüyorum. Buldum. 3000 dolar. Bir sonraki sevgilim. 3000 dolardayız. Evet efendim. Bir sonraki gününüzün olmasını istiyorsanız hemen gitmelisiniz bence. Sevgilim gelmek üzeredir. Bu sizin için çok tehlikeli. Ben bunun için buradayım. Anlamadım. Yardım çığlığı. Onu duydum. O yüzden buraya geldim. Ne diyorsun sen be? Mutsuz bir kadını 50 metreden tanırım. Dudağındaki kırmızı ruj yarısını odadan çıkmadan önce silmişsin. Çünkü dikkat çekmeni istemedi. Bu değerli eser için 3500'ün üzerinde verecek olan yok mu? 4000. Evet efendim. Göğüs dekoltendeki son düğme kapalı. Ama odadan çıkmadan önce açıktı. Ki açıkken ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama gel gör ki senin bıyıklı palamut buna da izin vermedi. Ondan sonra odada ağlamaya başladın. Makyajın aktı, rimellerin aktı. Allah'tan gözlerin çok güzel. Hayatımda hiç böyle güzel gözleri olan birini görmemiştim. 5000 dolar teklif ettim. 5000 dolar. Evet efendim. Sonra kavga etmeye başladınız ve sen buraya gelmek istemedin. Ve işin sonunda gel gör ki senin hıyar sana ne yaptı. Satıyorum. Satıyorum efendim. Saat... Git buradan. 5500 gördüm. Evet efendim 5500... Behram yok. Saat temiz hızlı olman lazım. 5750 dolar gördüm hanımefendiden. Evet efendim. Hanımefendiye satıyorum. Behram geldi. Uza hemen. Şimdi olaya gel. Satıyorum. Satıyorum. Hanımefendiye saat... 6000. Evet 6000 dolar. Beyefendiden nadide eser için 6000 dolar geldi. Yok mu efendim arttıran? Arttıran yok mu? 6250 dolar veriyorum. Evet, beyefendiden 6500 geldi. Bu değerli eser için arttıran yok mu? Evet, görüyorum. 6750 dolar. 6750'deyiz efendim. Evet. Kim bu adam? Yok mu? 6750 dolar. 6750'ye satıyorum. Evet, 7000'i gördüm. 7000'i gördük efendim. 7000 dolar. Biraz önce aldığınız eser. Tam ben alacaktım. Size kısmetmiş. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Evet efendim. Porselen merakınız mı var?
Evet. 8000 geldi. Evet efendim. Sadece en güzellerine. Var mı arttıran? Var mı arttıran efendim? Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Ben benim olanı paylaşmam. Satıyorum. Alın efendim. Dur sakin. Sakin. Var mı arttıran? Porselenim kıymetlidir. Şimdi yürü. Git buradan. Dikkat et, elinde kırılmasın. 8500. Parçalar her yerine. Üstün başın kan olur ondan sonra. Yazık olur sana. Yok mu artık? Satıyorum. Yürü. Yürü, seninle sonra konuşacağız. Evet efendim. Bu değerli eser beyefendi. Şimdi sıradaki eserimize geçeceğiz. Buyurun efendim. Gözlüğü değiştirebildiniz mi? Hakaret sayarım. Güzel. Evet değerli. Tamam mıyız? Çıkabiliriz. 90 numarada Osmanlı dönemine ait bir eser var. 1519 tarihli Dımışki Osmanlı kılıcı. Efsanelere göre tek vuruşta rakibin kılıcını ve kalkanını, hatta kılıcın üzerine bırakılan ipek bir mendili tek hamleyle ikiye bölebiliyor. Ana! Dımışki kılıçlar bu şöhretlerini büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'ya yaptığı seferlere borçludur. Tanrı'nın icadı denen hem sert hem esnek bu Türk kılıcına 20.000 teklif var. Evet, var mı arttıran? 1519 tarihli bu Osmanlı kılıcı çok daha fazlasını hak ediyor. Var mı arttıran? 30.000. 30.000 var. Evet. 40.000. 40.000. Evet, devam ediyorum. 50.000. Hadi oğlum vursana. 60.000 geldi. Evet. 100.000. 100.000 geldi. Evet. Beyefendiden tam 100.000 geldi. Evet, arkadaki beyefendi 100.000 dedi. Var mı arttıran? Evet efendim. İnşallah. Arkadaki ne yaptın oğlum sen şimdi? Ecdadımın kılıcını aldım, ne yapsaydım? Ne oluyor orada? Var mı arttıran efendim? Mücahit, evet efendim. Osmanlı kılıcını 100.000 verdi de onu bekliyoruz. Ne? Şaka yaptım falan desin bari. Hemen kaçın oradan abi, hemen kaçın. Bu değerli kılıç için 100.000. Satıyorum. Var mı arttıran? Şimdi ne yapacağız Mücahit efendi? 1519 tarihli. Korkulu rüyası Osmanlı dedi. Kılıcı. Osmanlı kılıcı dedi. Ben o yadigarı burada bırakmam aga. Ne evet kadarsa efendim. O kadar Dumişkin öder alırız Osmanlı ya. Kılıcına 100.000 geldi. Mücahit 100.000 dedin. 100.000'e satıyorum efendim. Var mı 100.000 TL değil. Arttıran var mı? 100.000 dolar. Az bile söylemişim. Arttırabiliyor muyum? Dur arttırayım. Nasıl oluyor işte? Evet, dur biraz daha arttırayım onu ben ya. Mücahit trenlerine geldi, ne yapıyorsun? Evet var mı arttıran? 100.000'e satıyorum. O değil de. Dolar kaç oldu bugün? Bismillahirrahmanirrahim. Veli veli ökür. Mücahit yürü. Dımışki kılıcını 100.000'e satıyorum. Ay, başka teklif veren de yok ya. Ya tamam sakin olun ya. Allah Allah. Gerekirse satarım Kelkit'te iki dönüm arazi alırım. Hayır nedir yani bu kadar büyüttünüz anlamadım ki. Eylem yürü kaçalım var açalım bir şey yapalım buradan hadi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 110.000. Allah'ım sana şükürler olsun. Ortadaki beyefendiden tam 110.000 dolar geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. 200.000. 110.000 dolarım. Ortadaki beyefendiye Dımışki kılıcını satıyorum. Satıyorum. Sattım. Evet. Müthiş parça. Hayırlı olsun. Beyefendiye hayırlı olsun. Tam 110.000 dolara bu değerli kılıç sizindir beyefendi. Benim adım Keşanlıysa ben o kılıcı yar etmem aga. Ben o kılıcı yar etmem aga. Ben Keşanlıysam yar etmem o kılıcı. Heh, geliyorlar. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya gördün mü ağzını kapatmasam 200.000 diyecekti ya. Ya arttırıyorsun bari 10 arttır. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben düz adamım aga. Uğraşamam küsurat falan. Hem sen ne karışıyorsun ya? Ecdadımın gül gibi kılıcı gitti.
Abicim, elimizde kalsaydı ne yapacaktık? Hayır, o kadar parayı nasıl verecektik? Kaçakçı dümencilere keşanlı kuru uygulardık aga. Benim gözümde 100.000 dolar 3 kuruş etmiyor. Verirdik bunlara 10 kuruş, üstü de kalsın derdik, alır çıkardık ecdadımın kılıcını ya. Bu kadar basit. Allah Allah. Benim güzel abim, benim gönlü temiz abim. Öyle olmuyor işler işte. Arkadaşlar, sinyal sabit. Behram odaya çıktı. Ne yapıyoruz? Biz de bu gece buradayız. Sinyal hareketlendiği an düşeceğiz peşlerine. Yani var ya. Bravo ya, yemin ediyorum bravo. Lan! Vay dümenciler vay. Ne oldu abi? Oğlum bugün satılan dımışki kılıcı var ya. Bitmedi mi daha bir konuya? Ulan bu kılıcı dümenciler zamanında bizim müzemizden çalmışlar. Şunlara bak ya. Lan bugün az daha bizim olanı bizden çalıp bir de bize geri satacaklardı. Bak sen bak. E ben bunun hesabını sormaz mıyım? Abi. Bak sen bir delilik yapmayacaksın değil mi yine? Kim? Ben. Hı. Çaylakım. Ben öyle biri miyim? Uyu hadi uyu. Uyu sen. Söz ver abi. İyi tamam öyle olsun. Sinyal sabit. Adam hala odada. Gözlüğü almadan çıkmış olabilir mi? Yok. Burası da temiz. İyi, kazandın. Tamam, şu adamı bulalım da. O da biraz uzaktı. Orada 2 dakika kaybettim. Yoksa kemiksiz 3 dakikaydı. 1 dakikaya da üstümü değiştirdim. Helal olsun be abi. Değil mi? Nasıl becerdin? Komutanım, Behram izini kaybettirmişti ama bulduk yerini. Marmarat'taki çelik fabrikasına gidiyormuş. Daha yeni çıkmış. Biz de şimdi çıkıyoruz peşinden. Tamamdır Fethi. Acele edin. Ben önden mekanı inceletiyorum. Anlaşıldı. Keşanlı nerede? Oğlum Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Manyak mısın lan sen? Ha bana söz vermiştin. Ne yaptın sen ya? Atamın yadigarını geri aldım. Hiç zorlanmadım. Birazcık hırpaladım arkadaşı, o da geri verdi. Hadi atlayın hadi. İçin arabaya geçin. Hastasın oğlum sen. Ver bak. Ne oluyor lan? Kim bunlar?
Kim bunlar? İyi misin komutanım? İyi miyim? Sayılı. Komutanım, Behram hala burada. İyi. En azından siyah alışveriş hala yapılmamış. Kaçmazsa tabii. İzin vermemeliyiz. Saralım etrafını. Tamamdır. Üç deyince. Üç! Nerede lan bu? Bana mı baktınız beyler? Şuraya bak. Ey kurban olduğum be. Çök. Ne
El ellerini ver. Lan ben sana dikkat et. Üstüne başına kan bulaşır demedim mi? He? Bak. Kan bulaştı. Gördün mü? Keşanlı komutanım nerede? O mu? En son kılıç kalkan oynuyordu ya. Ben bu timden değil miyim ya? He? Ben bu timden değil miyim arkadaş? Ben başka bir yerde mi savaşıyorum ya? Ben başka bir ilde mi çatışıyorum? He? Yanınızdayım lan, yanınızda. Şuracıktayım ya. Dibinizde bak, şuracıktayım ya. Biriniz de gelip demiyor ki kardeşim iyi misin, öldün mü, kaldın mı, mermin mi bitti, ne haldesin diye. Tarihi eserle adam öldürttünüz lan bana. Kılıç nasıl abi? Kurban olduğum canavar ya, canavar. Hadi millet. Şu Behram'ı bir yere götürelim. Kalk ayağa. Kalk! Sivri. Yürü! Ben de buraları hallettireyim.